2009'da, 2010'da, 2011-12 hatırlar mısınız? AKP ile cemaatin el ele kol kola kendi rejimlerini, kendi nesillerini inşa etmek için eğitim sistemini alaşağı ettikleri, allak bullak ettikleri yıllardı. Her sınavda sorular çalınırdı. Sesini duyurmaya çalışırdı adaylar, üniversite adayları, KPSS'ye girenler. Kimse sesini duyuramazdı. Yetkililer yok öyle bir şey olmadı, sorular çalınmadı deyip kapatılırdı üstü. Kimse üzerine alınmazdı. Kıyamet kopardı ama iktidardakiler, o blok, o koalisyon ıslık çalıp yan tarafa bakardı. Bugün yine öyle bir şey oldu. Bu hafta sonu KPSS sınavı vardı ve bugün ortaya çıktı ki o KPSS'de sorulan soruların kimi diyor ki 20'si, kimi diyor 70'i. Neydi şeyin adı? 7 iklim. 7 iklim yayın evinin test kitapçığının, deneme kitapçığının birebir aynısı. 20 soru. Ya ama inanılmaz bir benzerlik. Birkaç örnek vermek istiyorum Serkan. Şu soruları rica etsem getirir misin ekrana? Soruların sırası bile aynı. Mesela 49. soru KPSS'de de 49. soru 7 iklimin deneme kitabında da. Şıklar da aynı. 30 Ağustos, 15 Temmuz, 1 Mayıs. Hepsi aynı. 26. soru mesela. KPSS'de 26. soru. 7 iklimde de 26. soru. Yine soru aynı. Şıklar aynı. Sıralama aynı. 42. soru mesela. Burada azıcık değiştirmişler çok ayıp olmasın diye. Bir 52. soru. Yine şıklar aynı, soru aynı, soru numarası aynı. Bunlar bizim böyle çarçabuk bugünkü sosyal medya paylaşımlarından bulabildiğimiz 4 soru ama böyle en az 20 soru var. Şimdi bugün bu olay ayyuka çıkınca ÖSYM çarçabuk bir açıklama yaptı. Dedi ki yok biz inceledik, sorun yok, hiç bu iddialar asılsız dedi. Ama iddialar asılsız denip geçiştirilecek bir durum değil. Çünkü sorular gözümüzün önünde duruyor. CİMER'e başvurdu çocuklar. Şimdi bu meselenin iyice kamuoyuna mal olmasını sağlayan isim Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili, anlamak için de. Merhaba Yıldırım Bey. Merhabalar, Erzurum'dan sevgiler ve saygılar. Kongre Kitap Kafe'den sizin yayınınıza katılıyorum. Ne güzeldi. Bugün Erzurum'u bütün gün izledik. Gerçekten Erzurumluların CHP'ye ilgisi inanılmazdı. Çok şaşırdık değil mi? Biz şaşırmadık. 103 yıl önce Erzurumlar yine Mustafa Kemal'e idam fermanının duyulduğu anda Erzurumlar Mustafa Kemal Atatürk'e o zaman sahip çıkıyorlar. Mustafa Kemal de Cumhuriyeti, rejimin adının Cumhuriyet olacağını Erzurum'da 8 Temmuz 1919'da onlardan aldığı güven ve inançla ilan ediyor. Saltanatı kaldıracağını da burada söylüyor. Dolayısıyla 103 yıl önce Erzurum neyse, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken de Erzurum aynı coşkuyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bağrına bastı. Biz de Cumhuriyet'in emanetini ikinci yüzyıla demokrasi devrimiyle taşlandırma yürüyüşümüzü buradan başlatıyoruz. Bugün özellikle siz soruları söylediniz. 34. soruyu da var. 20 soru birebir aynı ama yayında zamanımızı almasın diye bunları söylemiyoruz. Ben bu sabah bu konuyu araştırdım. Ben bir eğitimciyim. Eğitimsenin genel başkanlığını yaptım. 30 yıl öğretmenlik yaptım. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığını yapıyorum. Şimdi bilgiye dayanmadan asla siyaset yapmıyoruz. Genel başkanımızın bize övdü bu. Biz araştırmaları yaptıktan sonra önce CİMER'e, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na ve ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Diğerlerine soru önergesi verdik. Biz CİMER'e müracaatımızdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konunun araştırılması konusunda bir talimat verdiğini 2 saat önce açıkladı. Konu daha önce siz de söylediniz 2010, 2011, 2009 yıllarında ÖSYM'nin sicili bozuktu. O dönemde de Ali Demir soruları çaldı dediğimizde Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki ben Ali Demir'e kefilim. Ali Demir böyle bir işi yapmamıştır dedi. Şimdi kefil olduğu kişi şu anda cezaevinde
soruları çalmaktan ve yandaşlarına peşkeş çekmekten cezaevinde ceza aldı, yatıyor. Dolayısıyla kamuoyunda şöyle tartışılıyor. Şimdi bu FETÖ sene niye örtemediler Yıldırım Bey? Yani yıllarca bu sorular çalındı. Kaç milyon öğrencinin hakkına girildi? Hatırlar mısınız? Karı koca çok örnek var böyle. Aynı yanıtlar, aynı cevaplar, aynı doğrular. İnanılmaz. Hepsi gözümüzün önünde oldu. Hiçbir şey yapılmadı. Ta ki şeyle, cemaatçilerle AKP kavga edene, o koalisyon bozulana kadar. Peki bugün ne oldu? Bugün niye gözlerini kapatamadılar? Erdoğan niye talimat verdi inceleyin diye? Bir de onun tweetini de ben size söylemek istiyorum. Erdoğan diyor ki şeyinde, hiçbir gencimizin hakkına girilmesine izin vermeyeceğiz diyor. Yani buna siz yıllarca göz yumdunuz. Senelerce. Şimdi yıl ne oldu da yani hiçbir gencin hakkının yenmesine göz yummuyorsunuz? Şöyle oldu. 7 İklim Yayın Evi'nden ders gören bir namuslu, dürüst bir öğrenci bu konuyu bizimle paylaştı. Dedi ki burada ki hazırlık döneminde bize çıkan sorularla KPSS'de çıkan sorular aynı, 20 soru aynı diye bana bilgileri gönderdi. Ben de kendisinden iki sorunun aynı olduğunun belgelerini istedim. Belgeleri gönderdi. Belgeleri gönderdikten sonra bir basın açıklamasıyla ve soru önergesiyle Türkiye'nin gündemine taşıdım. Bu konu artık iktidar gidiyor. İnsanlar diyor ki ya ben burada faydalanmış olabilirim. Ama milyonların hakkı yeniyor. Bir kul hakkıyla huzura çıkmak istemiyorum diyen dürüst, namuslu, adalet duygusunu kaybetmemiş gençlere teşekkür borçluyuz. Onlar şimdi 7 İklim Yayın Evi'nin sahibi bir açıklama yapıyor. Diyor ki bir yayın kuruluşu sorusu üzerine, biz diyor o kadar başarılıyız ki bizim yayınlarımız, bizim sorularımız ÖSYM'yi yakaladı. Aslında bunlar ÖSYM yani YKS sınavından önce, sınavdan, KPSS sınavından önce bu kitapçıklar basılmış. Özellikle ÖSYM Türkiye genelinde bu tür yayın yapan yayınların hepsini takip eder. Orada çıkan soruların aynısını kesinlikle koymaz. Ama bu yayın evi sahibi yabancı öğrencilerin hazırlanan kitapların da basın ihalesini alan kişi. Murat Ağırel bunu açığa çıkarttı. Şimdi tesadüfen bu yayın eviyle bu ÖSYM soruları çakışmadı. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıldır uyguladığı bir yöntem devam ediyor. Bu yöntem FETÖ yöntemi falan değil. Bu yöntem AKP yöntemi. Kul hakkı yemeye alışmışlar. Milyonlarca gencin hakkını gasp eden bir iş yapıyorlar. Bugün nasıl bu kadar pervasız olabilir? Yani Yıldırım Bey nasıl bu kadar, yani 20 soruyu bunun açığa çıkacağından korkmamışlar. Bunun bir adli süreci, bir hukuka taşınacağından hiçbir şeyden korkmamışlar. Nasıl şimdi, olabilir ki bu? Şimdi şöyle bir şey. Bunlar gidiyorlar, gitmeden önce bulundukları tüm alanları tarumar ediyorlar. Şimdi geçen yıl Türkiye KPSS birincisi öğretmen mülakatta elendi. Korkmadan bunu yaptılar. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dayanamadı. İlk defa ana muhalefet partisi genel başkanı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısının önüne gitti. Çünkü canımız yandı, insanların canı yandı. Bunlar fütursuzca bunu hareket ediyorlar. Çok açık. Sarayda oluşmuş çeteler var. Hem bu yatırımlarda, ihalelerde olan çetelerin dışında bir de eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı, ben Mahmut Özer göreve geldiği günden bu yana bağırıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nı cemaatler ve tarikatlar yönetiyor. Mahmut Özer orada süs biberi. Bu Mahmut Özer daha önce ÖSYM Başkanı'ydı. ÖSYM Başkanı olmadan önce de Bülent Ecevit Karaelmas Üniversitesi'nin rektörüydü. Oradaki takım arkadaşlarını ÖSYM'ye getirdi. ÖSYM'den aldı, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirdi. O diyor ki benim oturduğum koltuğa dokunmayın, ne yaparsanız yapın diyor. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı kapanın elinde kalmış durumda. Laik eğitim tamamen yerlerde sürünüyor.
bilimsel eğitim yok edildi, kamusal eğitim yok edildi. Bu bilinçli olarak yapılıyor. Cumhuriyetin temelinin eğitimle atıldığını biliyorlar. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen bir zihniyet eğitimin temeline girer. Cumhuriyetin temeline dinamit koymaktır. Bu umudunu ve geleceğini çalıyor gençlerimizin bu olay. KPSS'de birinci olanın mülakatta elendiği süreci yaşadık. Şimdi doymadılar. KPSS'de birinci olacakların önüne geçmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bu. Bu KPSS'nin iptal edilmesine, tekrarlanmasına nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir ihtimal ne kadar sizce? Bence bir an önce Milli Eğitim Bakanı, ÖSYM Başkanı ve saraydaki eğitim kurulu tamamen görevini bırakması lazım. Burada bu sınavın derhal iptal edilmesi lazım. Çünkü bu sınavın sonuçları şaibelidir. Sınav sonuçlarının şaibeli olduğu soruların aynı olmasıyla açık ispatlanmıştır. Soru numarası aynı, şıklar aynı, evet, her şey aynı, birbirine kadar evet, aynı. Doğru şıkkı da utanmadan aynı yapmışlar, bir tanesinde değiştirmişler. Bir tanesinde A şıkkı değil de C şıkkı olmuş. Sadece onda değişiklik yapmışlar. Ay üzüldüm, yorulmuşlar ya. Utanmıyorlar. Utanmıyorlar. Gerçekten utanma duygusunu kaybetmişler. Ama benim buradan gençlere çağrım şudur. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Bu ülke bizim. Hiç kimse bu ülkeyi terk etme yolunu tercih etmesin. Bunun hesabını soracağız. Nasıl ilk günde bu olayı, ipliğini pazara çıkarmışsak bunun sorumlularını da açığa çıkartacağız. Mutlaka ve mutlaka hak ettikleri cezayı Ali Demir gibi görecekler. Ama mesele Ali Demir'de değilmiş. Ali Demir gitti, Veli Demir geldi. Veli Demir gider, Bilber başkası İsim gelir. İsim değil çünkü. Ama bir sistem bu. Bir sistem. Bu sistem. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yöntemi bu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi iktidarının ülkeyi getirdiği nokta budur. Her alanda bir çürüme var. Bu alandaki çürüme, eğitim alanındaki çürüme çok daha net açığa çıkıyor. Ben bu konuyu açığa çıkarmamızda yardımcı olan